öncelikle belli dörtlüklerde ya da belli 16 barlarda kendi hayat tecrübelerimden bahsederek ufak mesajlar verme kaygım vardı bu 64 barda. Burada dediğim gibi yani yaratıcılık alanını özellikle söz yazanlara bırakmaya çalıştım. Çünkü 64 bars, anlatabildim mi? Bunu doldurması kolay değil. Kısacası son 10-12 yılın özeti diyebilirim şarkının konsepti, hikayesi. 10-12 yılın özetidir. Çünkü o zamandan bu zamana şöyle bir özet geçeyim. Ben ne yaptım? Neler oldu? Hafızamda neler var? Gözlemlediğim neler var? İlk düşüncem oydu. İlk altyapı geldiği zaman hedefe de ulaştım. Yani tam içime sinen sound stili yarattığımı düşünüyorum. Keser adem elmanızı dilim patlatan lan. Tetip olma sakın olursun alaşa. Sorunları çözebilmek gerek. Günümüzde dikkat gittikçe düşüyor. Belki 5 sene önce 15 saniye ise şu an 10 saniye gittikçe düşen bir şey. Ama mümkün olduğunca biz yetenekli adamlar olduğumuz için bu yeteneği aynı şekilde beat switchlere, yeni müzikal rotalara, inişlere, çıkışlara ayırdık. Mümkün olduğunca seyirciyi, dinleyiciyi burada tutmaya çalıştık. Bir problem mi var, anda var. Her köşede herkese çıkartı onca anda var. Özünde her bir saniyeyle. Normalde bizim bu yaptığımız olay mahremdi. Yani 3-4 kişi, 5-6 arkadaş yaptığımız şeylerdi. Sadece bizim bildiğimiz cypher'lardı ya da session'lardı. Bunu böyle daha halka arz etmiş olduk. Tabii tecrübe de gerekiyor. Konu bütünlüğü, hikaye anlatmak, mesaj vermek, kemik bir sound yaratmak 64 bar üzerine çok zor. O yüzden böyle onu yapmak birazcık tecrübe gerektiriyor benim için. Bunu yapmak bana büyük keyif verdi yani, bayağı taktık